Merhaba arkadaşlar. YouTube Kendin de Yapabilirsin kanalımıza hoş geldiniz. Bundan bir önceki videomuzda çamaşır makinesi motoru ile elektrik üretmiştik. Çamaşır makinesi motoru ile elektrik ürettiğimizde motorun içerisinde herhangi bir değişiklik yapmadık ve mıknatısı da kullanmadık. Bundan size bahsetmiştim. Şimdi nasıl oluyor da hiç mıknatıs kullanmadan elektrik üretebiliyoruz? Bundan bahsedeceğim. Çamaşır makinesi motorları arkadaşlar fırçalı motor ve bu fırçalı motorlar aynı zamanda alternatör gibi zaten kullanılabiliyor. Zaten büyük santrallerde kullanılan alternatörler de bu şekilde. İçerisinde sabit bir mıknatıs yok. İçerisinde uyartım akımı dediğimiz manyetik alan oluşturan sargılar var. Ve bu manyetik alan oluşturan sargılara uyartım akımı uygulandığı zaman mıknatıslanma özelliği gösteriyor. Ve bu manyetik alan içerisinde dönen rotorda da elektrik üretiliyor arkadaşlar ve sisteme veriliyor. Aynı şekilde arabalardaki alternatörler de bu şekilde çalışıyor. Araba alternatörlerin içerisinde herhangi bir şekilde sabit mıknatıs yok. Siz arabayı ilk çalıştırdığınız zaman uyartım akımı olarak aküden belli bir akım alıyor ve manyetik alan oluşturduktan sonra bu alternatörün dönmesiyle kendi elektriğini bu mıknatıstan üretip sonra tekrar kendi beslemesini yaparak artık aküye ihtiyaç kalmadan kendi elektriğini üretebiliyor. Çamaşır makinesi motorları da aynı prensipte çalışabiliyor arkadaşlar. Bunun çamaşır makinesi motorunun statoruna da rotoruna da enerji verip burada mıknatıslanma oluşturabiliyorsunuz ve bu sayede rotor döndüğü zaman elektrik üretebiliyorsunuz. Benim elimde şu an iki tane çamaşır makinesi motoru var. Bir tanesi zaten kullanmış olduğumuz, videosunu da çekmiş olduğumuz. Şu biraz daha yuvarlak bir motor. Bu motor normalde fırça uçlarına enerji uygulandığı zaman 12 volt bile uygulamış olsak motor dönüyor arkadaşlar. Burada da başka bir motorumuz var. Bunun rotor uçlarına enerji verdiğiniz zaman motorunuz dönmüyor. Yani bunun rotoruyla stator sargıları ayrı ama bu motorun içerisinde bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden rotoruna enerji verdiğiniz zaman direkt motor dönmeye başlıyor. Ama bu şekilde değil. Eğer stator ve rotor sargılarına 12 volt uygularsanız, birazdan deneyeceğim zaten, o zaman bu motor da dönüyor. Aynı diğer motor gibi. Bu da dönebiliyor. O yüzden bu motorun içerisinde bağlantılar olduğunu düşünüyorum ben. Ama eğer rotoruna enerji uyguladığınızda motor dönüyorsa siz bundan elektrik üretmek için stator sargılarına enerji veriyorsunuz. Stator sargılarına enerji verdiğiniz zaman motor dönmüyor. Stator üzerinde mıknatıslanma oluşuyor arkadaşlar. Zaten iki tane sargı var. N ve S kutbu oluşuyor ve bunun içerisinde rotor döndüğü zaman fırça uçlarından elektrik alıyorsunuz. Eğer statoruna gerilim uygularsanız rotordan doğru akım alıyorsunuz. Eğer rotoruna enerji uygularsanız statordan bu sefer alternatif akım alıyorsunuz. Bunu da zaten biraz sonra göstereceğim. İsterseniz hemen ben bir bağlantı yapayım ve bunu gösterelim. Çamaşır makinesi motorunun rotor ve stator sargılarını bulmak da çok basit arkadaşlar. Bakın burada bir tane fırça ucu var ve fırçadan kablo çıkıyor. Bu kabloyu takip ettiğiniz zaman kablonun şurada bakın burada şu arka taraftan da iki tane kablo çıkıyor. Bunlar sensör uçları. Biz bunları kullanmayacağız. Bu devre ölçmek için kullanılıyor. Şurada aynı boru içerisinde giden bir tane kalın kablo var. Bu kabloyu takip ettiğimiz zaman bakın şu kablo buradan şuradaki klemense girmiş. Yani şuradan görebiliyorsanız şurada sarının yanında bir tane kablo var. Onun yanındaki klemense girmiş. Altında bir tane daha klemens var. Zaten şu üst tarafa girdiği için direkt altındaki kabloda aslında fırçanın diğer ucu ama onu da buradan kontrol edebilirsiniz. Bakın burada fırça var. Ve şuradan bakın şu kablo
Bakın, fırçanın üzerinden kablo. Bakın burada hemen sensörün sarı kablonun üst tarafındaki klemense girmiş. Buradan direkt anlıyoruz ki ortadaki iki tane klemens bizim fırça uçlarımız, yani rotora giden enerji uçları. Buradan bu kabloları aldığımız zaman buna uyartım akımı uygulayabiliriz. Hemen üstünde de arkadaşlar iki tane kablo kalıyor zaten. En alttakileri sensör kablosu demiştik. Bakın burada iki tane sarı, şu arka taraftan geliyor. Onlarla işimiz yok zaten. Ortadaki bizim fırçalarımızdan gelen rotor uçları, bu da stator uçları arkadaşlar. Şimdi ben az önce demiştim, eğer rotoruna enerji uygularsanız alternatif akım alıyorsunuz diye. Bakın hemen ben şurada bir tane led lambam var. Ona stator uçlarını bağlıyorum şu an. Stator uçlarını bağladığım zaman burada herhangi bir şekilde hangi tarafa çevirirsem çevireyim, yani motorumu sağa da çevirsem bu lamba yanacak, sola da çevirsem bu lamba yanacak. Hemen rotorumuza da enerji uyguluyorum. Bu motorda rotora enerji uyguladığım zaman motorum dönmüyor. Diğer motorda döndüğünü söylemiştim. Hemen şöyle biraz çekersek burada 12 volt uyguluyorum. Bakın şu an çamaşır makinesi motoruna 12 volt uyguladım. Motorum dönmüyor. Ben elimle çevirdiğim zaman bakın lambamın yandığını görebiliyorsunuz. Kesik kesik yanıyor. Ters tarafa çevirdiğim zaman da lambam yine yanıyor arkadaşlar. Yani buradan alternatif akım ürettiğini söyleyebiliriz. Şimdi sargıları değiştireceğim. Hemen burada aküden kablolarımı çıkartıyorum. Kablolarımı bu kez led ampulüme bağlıyorum. Yani led lambama bağlıyorum. Bu kez çamaşır makinesi motorumun rotorundan gelen kabloları led lambama bağladım. Stator sargılarından gelen kabloyu da aküme bağlıyorum. Yani uyardım akımı uyguluyorum. Şimdi buradan ben çamaşır makinesi motorumu çevirdiğim zaman bu sefer doğru akım alacağım arkadaşlar. Bakın biraz daha kuvvetli oluyor. Şöyle göstereyim. Biraz daha kuvvetli yanıyor. Ama terse çevirdiğim zaman, bakın terse çevireceğim şimdi. Ama terse çevirdiğim zaman led ampulüm yanmıyor. Bu tarafa çevirdiğim zaman led ampulüm yanıyor. Ama diğer tarafa çevirdiğim zaman yanmıyor. Yani buradan doğru akım ürettiğini söyleyebiliriz. Çamaşır makinesi motorunu bir yönde çevirdiğiniz zaman eğer elektrik üretemiyorsanız buradan ters çevirebilirsiniz veya ölçü aletiyle ölçerseniz eksi yönde bir size gerilim verecektir. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Doğru akım üretmek biraz daha mantıklı gibi bu gibi durumlarda. Çünkü siz alternatif akım ürettiğiniz zaman frekansını tutturamayacaksınızdır. Çünkü frekansını tutturmak için çok yüksek devire çıkartmanız lazım. Ve çok yüksek devirde bile frekansı tutturabilmek için fren sistemi uygulamanız gerekir. Bunlar çok zor. O yüzden en iyisi doğru akım üretmek. Yani stator sargısına enerji vereceksiniz ve rotorundan enerji alacaksınız. Zaten bu çamaşır makinesi motorlarında statoruna enerji verdiğiniz zaman bütün çamaşır makinesi motorlarında enerji üretebilirsiniz. Ama rotoruna enerji vererek elektrik üretmeyi denerseniz bütün çamaşır makinesi motorlarında elektrik üretemezsiniz. Neden? Dediğim gibi bazı çamaşır makinesi motorlarının içerisinde bağlantı olduğu için siz rotoruna enerji verdiğiniz zaman
Motor direkt dönmeye başlıyor. Bu motor dönmemişti. Az önce size gösterdiğim gibi. Bakın burada başka bir tane motor var. Bizim kullandığımız. Bunun şimdi rotor uçlarına enerji vereceğim. Bakın bunun fırça uçları burada. Bunları ben daha önce bulmuştum zaten. Şimdi buraya uyartı makımı uyguladığımız zaman motorun döndüğünü göreceğiz. Bakın, uyartı makımı uyguladığım zaman motor dönüyor. Buna bu şekilde enerji vererek elektrik üretemeyiz. Ama statoruna eğer uyartı makımı uygularsak bundan elektrik üretebiliriz. Bakın şu an statoruna enerji uyguluyorum. Statoruna enerji uyguladığım zaman hemen üst taraftan rotoru şöyle bizim LED ampulümüze bağladık. Bakın ben şöyle çevirdiğim zaman elektrik üretebiliyoruz. Ama diğer tarafa çevirirsem lambam yanmıyor gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde biz doğru akım üretmiş oluyoruz. Diğer tarafa çevirdiğim zaman lambamın çok da canlı bir şekilde yandığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde ben 24 voltluk DC motoru da çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar ben çamaşır makinesi motorun içerisini açacağım ve size onu da göstereceğim. Bakın şimdi çamaşır makinesi motorun içerisini açtım. Bu rotorumuz. Bu da statörümüz arkadaşlar. Şimdi rotorda bakıyorsunuz mıknatıslanma olayı yok ve bizim tornavidamızı çekmiyor. Şöyle bıraktığımız zaman düşüyor veya şöyle göstereyim. Bakın üzerinde durmuyor. Herhangi bir mıknatıslanma yok. Ama biz şimdi rotorumuza enerji uygulayacağız. Şu an enerji uyguladık. Ve bakın rotorumuzda mıknatıslanma oldu. Ve tornavidamızı şöyle çekiyor. Görebiliyorsunuz. Aynı şekilde şunu da taktığımız zaman bakın burada yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada bir mıknatıslanma oluştu. Yani buraya herhangi bir şekilde keserek mıknatıs koymanıza gerek yok aslında. Burada zaten kendi üzerinde sargılar olduğu için burada elektromıknatıs oluşuyor. Ve bu şekilde siz daha fazla elektrik üretebiliyorsunuz. Aynı şekilde şimdi statora uyartı akımı vereceğim. Ondaki mıknatıslanmayı da görelim diye. Onu da yine aynı şekilde bir deneyelim. Bakın statora enerji uygulamadan tornavida ucumuz burada kalmıyor. Yine şu şekilde. Bakın herhangi bir şekilde yapışma yok. Şimdi statora enerji uygulayalım. Şimdi deneyelim. Bakın çok sağlam bir şekilde yapışıyor. Rotorda bu kadar olmamıştı. Ama statorda bakın çok yüksek bir mıknatıslanma var. Yine şunu da deneyebiliriz. Bakın çok sağlam bir şekilde tutuyor. Hatta aşağı bıraktığım zaman en aşağı düşmüyor arkadaşlar. Yani statorda çok yüksek bir mıknatıslanma oluşuyor arkadaşlar. Yani statorda çok yüksek mıknatıslanma oluştuğu için statora enerji verip rotordan elektrik ürettiğimizde daha yüksek yanmasını, daha ışık şiddetinin yüksek olmasının sebebi burada daha fazla mıknatıslanma oluşması. Ve bu şekilde sanki içerisinde mıknatıs yerleştirmiş gibi elektrik üretebiliyorsunuz. Bunun çok büyük aslında faydaları var. Ne gibi faydaları var? Eğer siz düşük bir rüzgarda elektrik üretmek istiyorsanız buraya uyartı akımını az vererek mıknatıslanmayı azaltabilirsiniz. O zaman çok düşük rüzgarlarda bile
Elektrik üretebilirsiniz ama sabit mıknatıslı olmuş olsa buraya koymuş olduğunuz mıknatıslarda tam kapasite rüzgarda çalıştırmak zorunda kalırsınız. Çünkü üzerindeki mıknatıs oranı değişmeyecek. Sabit mıknatıslı olduğu için eğer tam kapasite çalışacak. Yani bunun rotorunu çevirmeniz dahi zor olacak. Yani maksimum ne kadar rüzgar gerekiyorsa o kadar rüzgar almanız lazım. Düşük rüzgarlarda elektrik üretemeyeceksiniz. Ama bu şekilde uyartım akımı vererek mıknatıslanmayı oluşturduğunuz motorlarda eğer rüzgar azsa uyartım akımını az vererek az bir şekilde elektrik üretebilirsiniz. Tabi ürettiğiniz elektrik az olur ama yine de elektrik üretebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu motorun ben rotoruna enerji verdiğim zaman çalışmadığını söylemiştim. Bakın enerji veriyorum ve motorum çalışmıyor. Ama stator ve rotor sargılarını birbirine bağladığım zaman bakın şurada stator sargısının bir ucunu rotor sargısının bir ucuyla diğer sargıları da yine birbirine bağladığım zaman elektrik verdiğim zaman 12 voltta da çalıştırabiliyorum. Bakın motorum görmüş olduğunuz gibi şu an 12 voltta çalışıyor. Ben bu şekilde baktığım zaman yani diyorum ki öbür motorun içerisinde böyle bir bağlantı olabilir mi? Aslında tam olarak bildiğim bir konu değil. Bu benim sadece düşüncem. Yani bu şekilde ben birbirine bağladığım zaman motorum aynı diğer benim çamaşır makinesi motorum gibi çalışıyor. Ama diğer motora sadece rotoruna enerji verdiğim zaman bile motorum çalışıyor. Burada benim düşüncem sanki içerisinde bir sargı bağlantısı varmış gibi geliyor. Ama tabii ki olmayabilir. O konuda çok bilgim olmadığı için sadece kendi düşüncemi size söylemek istedim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler.